Merhaba arkadaşlar, Mayaka'ya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu Using How About and What About. How About ve What About ikisi de aynı anlamdadır. Ve öneri vermek için kullanılabildiği gibi, peki ya sen gibi bir anlamda da kullanılabilir. Şimdi bunları bir inceleyelim. Evet arkadaşlar, How About ve What About aynı anlamdadır demiştik. Örnek verecek olursak, I can't decide what to wear cümlesi, ne giyeceğime karar veremiyorum anlamına gelir. Burada öneride bulunacağız. Yani how about a shirt veya what about a shirt şeklinde bir öneride bulunduğumuzda bir gömleğe ne dersin anlamına gelmiş olur cümlemiz. Yine diğer örneğimiz what shall we do on weekend sorusu hafta sonu ne yapalım sorusudur. Öneride bulunurken yine how about going on a picnic veya what about going on a picnic şeklinde bir öneride bulunabiliriz. Yani pikniğe gitmeye ne dersin anlamına gelir. Burada dikkat edecek olursak, ilkinde how about veya what about'tan sonra a shirt, noun getirmiştik, isim getirdik. İkincide ise fiili getirirken sonuna ing getirdik. Gerund yaptık yani. Evet, ilk kullanımı öneride bulunmaktı. İkinci kullanımı ise peki ya sen anlamına gelen kullanımdır. Yani I'm hungry, açım. How about veya what about you, peki ya sen? Sen de aç mısın gibi bir anlama gelir. Aslında are you hungry too şeklinde sormuş olurum sorumu. Cevap olarak I'm hungry too. Ben de açım cevabını verebiliriz. Diğer örneğimizde are you happy now sorusu şu anda mutlu musun anlamına gelir. Cevap olarak yes. Evet mutluyum cevabını verdik. Karşıdaki kişiye de aynı soruyu soracağız. Aynı cümleyi kullanmamak için direkt olarak how about you veya what about you şeklinde soru sorabiliriz. Peki ya sen anlamına gelir. Cevap olarak me too, ben de cevabını verebiliriz. Evet arkadaşlar, how about ve what about kullanımını şimdi bir pekiştirelim. How about ve what about'tan sonra isim yani noun gelebildiği gibi gerund da gelebilir. Yani fiilin ing-2 almış hali de gelebilir. Örnek verecek olursak, we need one more player cümlesi bir tane daha oyuncuya ihtiyacımız var anlamına gelir. How about Jack veya what about Jack dediğimizde Jack'e ne dersin? Yani aslında Jack'i davet edelim mi gibi bir anlama gelecek. Burada dikkat edecek olursak Jack isimdir. Biz bunu how about veya what about inviting Jack şeklinde de kurabiliriz. Yani Jack'i davet etmeye ne dersin anlamına gelir. Diğer örneğimize bakacak olursak burada da peki ya sen anlamını vereceğiz. Do you live in this city sorusu bu şehirde mi yaşıyorsun anlamına gelir. Önce cevabımızı veriyoruz. Yes. Evet. What about you? Veya how about you? Şeklinde sorduğumuzda peki ya sen anlamını vermiş oluruz. Bunu kullanmamızın sebebi yukarıdaki soruyu tekrardan sormamak. Yani do you live in the city too? Şeklinde uzatmamak. Cevap olarak buna da me too. Ben de gibi bir cevap verebiliriz. Evet. Bu dersimizde using how about and what about konusunu işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.